Nurullah Bey. Nurullah abi. Beyefendi. Bu arabayı şurada rehinli olarak, yani 2013 yılında bir banka aracılığıyla aldım. Taksitleri bitti ama rehinli kaldırmadı. Rehin gözüküyor ama borcu yok araçta. Tamamen iyi niyete dayalı. Mesir Vergi Dairesi tarafından 18 Mart'ta hem haciz konulması, aynı günde de hem yakalama çıkarılmasını öğrendim. Benim vergi borcumdan dolayı bu karar alınmış. Aynı zamanda şirketimin bütün banka hesaplarına da haciz koyulmuş. Benim hareket kabiliyetim daraltıldı. Çeklerim kaşığıydı. Yani ticaretim sarsıldı. Bankalarda itibarım kalmadı. Yani insan içine çıkacak yüzüm yok. Şimdi benden 2014 yılının Aralık ayında defterlerim istendi. Ben defterlerim zayi olduğunu öğrendim arama sonucumda. Geldim ilgili müfettişle görüştüm. İlgili müfettişe anlattım ki ya bunun ilgili mercilere gideyim. Ne gerekiyorsa yapayım, başvuruda bulunayım. Ne yaparsam yapayım, hani ilgilenelim iyi niyetimden dolayı. Hep böyle yönlendirmelerle gidildim. Dijital verilerim muhasebecim tarafından müfettiş yardımcısının mail adresine gönderildi. Bana 140 bin lira kesin ve netleştirildi. Netleştirildikten sonra tarafıma 3 milyon 899 bin 817 lira 33 kuruşluk bir dosya geldi. Yani uzlaşmam vesaire, 3 katı cezalar hepsi bir 4 milyon 201 bin lirayı buldu. Yani yaklaşık bu dosyaların hepsi 5 milyon TL'ye yakın bir ceza söz konusu. 5 trilyon eski parayla. Ben bu parayı ne bir yerde gördüm ne de kazandım. Böyle bir para ödenmez. Kimse ödeyemez. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Elimde 10'dan fazla dosya var. Onlar avukatımda. Şu anda mahkemeye intikal etti. O mahkemedeki dosyalarımız şu anda yargı sürecinde. Yargı neye karar verirse ona sözüm yok. İşte toplam hepsi bir yekün 5 milyon liraya yakın bir ceza. Yani eski parayla 5 milyon. Yani bunun daha gecikme faizleri var. 2010 yılından beri 5 senelik ödediğim şeyler yok saydılar. İşte 3 katı ceza yazdılar. Yani 5 milyonluk dosyanın yaklaşık 4 milyon lirası mahkemede. 800 bin lirası ceza olarak kesildi. 804 bin lira 200 bine indi. Bu araçlar benim servis araçlarım. Personellerim kullanıyor. Bu araçlarım devamlı benim ilçelere, il merkezinde, köylere, beldelere, her yere gidiyor. Yani yolda illaki bir çevirmeye polis çevirmesi olsun, jandarma kontrol noktası olsun takılıp yakalaması var zaten. İllaki yakalanacak. Ben de böyle şeyleri sevmediğim için bu araçların benden zorla alınacağına kendim getireyim, teslim edeyim dedim. Şimdi kendi kendimi de ihbar edeceğim. Burada söyleyeceğim, anahtarları bırakacağım güvenliğe. Onlar arasınlar 155'i. Polis gelsin, güvenlik güçleri. Arabaların zaten yakalamaları var. Buradan sizin aracınıza da ilan ediyorum. 4 tane aracımın yakalamaları var. Önlerinde kağıtları, yakalama kağıtları da var. Dün çıkardım onları E-Devlet'ten. Maliye Başbakanımızdan, Sayın Başbakanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Maliye Bakanımızdan bu konuyla ilgili yardımlarını rica ediyorum. Ben ne yaptıysam, ne yola gittiysem başarı bulamadım, bir sonuç bulamadım. Buradan çok üst düzey yetkililerimden yardım talep ediyorum. Ben 11 yıllık firmayım. 14 kişi yanımda çalışanım var. Defterleri kayıp olduğundan dolayı bulamadım. Ama bunda herhangi bir kasıt, art niyet kesinlikle yoktur. Zaten kasıt olsa dahi, ben art niyetli bir insan olsam dahi, suç olarak bu defterleri bile bile zayi etmeye kalksam dahi yapamam. Mesir Vergi Dairesi Denetim Başkanlığı istediği an, istediği zaman benim verilerime ulaşması mümkün. Yaptığım işten dolayı. 2010, 2011, 2012 yılları. 3 yıl. Benim vergi dairesi önünde 4 tane aracım var. Bu vergi dairesi tarafından yakalama emri var. Bunların gelip alınmasını istiyorum.
Hepsi vergi dairesi üzerinde hacizli ve yakalama kararı var. Tamam, bekliyorum. Mesir vergi dairesi.